Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. ...122 numaralı paragrafı kaldık. Ve muhibbu ashab-ı Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem ve la mutarritu fi hubbi ahadin minhum ve la mutabarra' min ahadin minhum ve nubdidu men yubdiduhum ve bi gayril hayri yedkuruhum ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان أهل سنة والجماعة صحابة konusundaki tutumunu, inancını çok net ve hatta vurgulu ifadelerle önümüze koyan bir karar. Ve nuhibbu ashab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben de kapatmayı unutmuştum. Arada yıkarılsın. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimizin ashabını severiz. Ve la nufarridu fî hubbi ahadim minhum. Onlardan herhangi birisine karşı muhabbette gösterilmesi gereken tutumu esirgemeyiz. Yani onları ne kadar sevmemiz gerekiyorsa o kadar severiz. وَلَا نَتَبَرَّعْ مِنْ اَحَدٍ مِنْهُمْ Onlardan herhangi birisinden teberri etmeyiz. وَنُبْغِدُ مَنْ يُبْدِدُهُمْ Onlara buğz edene de biz buğz ederiz. وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَدْكُرُهُمْ Onları hayırdan başka bir şeyle anan kimseye buğz ederiz. Yani onlara buğz eden veya onları hayırdan başka bir şeyle anan kimseye buğz ederiz. وَلَا نَذْكُرُهُمْ اِلَّا بِخَيْرِ Onları hayırdan başka bir şeyle anmayız. وَحُبُّهُمْ Onların sevgisi, sahabe muhabbeti, dinun dindir ve imanun imandır ve ihsanun ihsandır. Ve buğduhum onlara buğz etmek, kufrun küfürdür. Ve nifakun nifaktır ve tuğyanun tuğyandır. Evet, bu paragraf üzerine söylenecek bir dünya şey var. Ehl-i sünnet vel cemaatin sahabe hakkındaki bu tutumu, bu net tavrı akli ve nakli olmak üzere iki ayrı delile, iki ayrı hakikate dayanıyor. Meselenin akli boyutunda sahabe-i kiramın Kur'an'ı ve sünneti bize nakleden İlk nesil olması hakikati var. Sahabeyi seviyoruz, sahabeden vazgeçemeyiz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i bize onlar nakletti. Sünnet-i Seniyye'yi bize onlar nakletti. Onlardan herhangi birisine yönelecek bir taam, yönelecek bir tenkit, yönelecek bir tenkıs, doğrudan doğruya onların adaletine yönelir, güvenilirliklerine yönelir. Bu da Kur'an ve sünnete, Kur'an ve sünnet üzerinde şüpheye yol açar. Otomatik olarak
Nakli hakikate gelince gerek Kur'an-ı Kerim'de gerek sünnet-i seniyyede sahabe-i kiramın Cenab-ı Hak nezdindeki kıymeti, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz nezdindeki kıymeti ve bizim onlara göstermemiz gereken tutum çok net biçimde önümüze konulmuş bulunuyor. Mesele geçmişte ve günümüzde farklı fırkalar tarafından, farklı kişiler tarafından farklı değerlendirmeler yapılmış bir mesele üzerinde. Geçmişte başta Şia ve Mutezile olmak üzere bir kısım bid'at fırkalar sahabe hakkında ileri geri konuşmuşlar. Bugün de bu fırkaların uzantıları bunları devam ettiriyor, bu konuşmaları yapıyor. Ayrıca bir de modern zamanların önümüze koyduğu bir nur topu gibi yeni bir bid'at fırka var malum. O da modernistler. Onlar da aynı şeyi yapıyor. Sahabe-i kiram hakkında, sahabenin adaleti, güvenilirliği hakkında ileri geri söz söylüyorlar. Bunlar arasında en insaflı olanı, en yurmuş, yıkanmış olanı diyor ki ben Muaviye'yi sevmiyorum ama onu da sevmiyorum. En yıkanmış olanı böyle söylüyor. Muaviye'yi sevmiyorum ama onu sevmiyorum. Mesele Muaviye meselesi mi? Değil. Mesele sahabe meselesi. Yani sahabe konusunda Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in bir hassasiyeti var. Bu çok anlaşılır bir şey. Bu hassasiyeti şu veya bu sebeple örselemeye çalışan, sağa sola çekmeye çalışan bir kısım insanlar, bir kısım gerekçelerden hareket ederek böyle bir arızalı tutum koyuyorlar önümüze. Bu bakımdan sahabe-i kiram hakkında okuduğumuz bu paragrafın altında ne var, arka planında ne var, bunu biraz geniş bir şekilde inşallah bu akşam ortaya koymaya çalışalım. Ehl-i Sünnet ve Cemaat olarak biz diyoruz ki sahabenin tamamı adildir. Adil nedir? Veya daha önce sahabe nedir? Sahabi kimdir? Buradan bilgilerimizi tazelemek maksadıyla buradan başlayalım. Genel olarak kabul görmüş tarife göre hadisçilerin ve usulü hadisçilerin ortaya koyduğu ve genel kabul gören tarife göre sahabe Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e yetişmiş, ona mülaki olmuş, onunla bir araya gelmiş ve mümin Efendimiz peygamber olarak gönderildikten sonra onunla bir araya gelmiş, onunla görüşmüş ve mümin olarak ölmüş kimselere sahabi diyoruz. Buradaki bir araya gelişin bir süresi var mıdır? Bir azami asgari ölçüsü var mıdır? Hadisçiler diyorlar ki yoktur. Yani Efendimiz de bir kere de bir araya gelmiş olsa bir kimse, onu kısa bir süreliğine de onunla bir mecliste oturmuş olsa, bulunmuş olsa, onu görmüş olsa veya onunla görüşmüş olsa sahabi sayılmak için bu yeterlidir diyorlar. Fukaha'nın burada bir farklı tavrı var. Sohbet kelimesinin sözlük anlamından hareketle diyorlar ki sohbet uzun süre birlikteliği gerektiren bir şeydir. Normalde biz günlük dilde bu kelimeyi kullanırken filanla sohbet ettik deriz. Bununla da yani bir süre bir arada bulunduk. Birbirimizi tanıyacak kadar görüş alışverişinde bulunduk. Fikir teatisinde bulunduk. Ben onu tanıdım, o beni tanıdı gibi bir şey kastederiz. Dolayısıyla bunun kısa bir süre değil de biraz uzun bir süre olması lazım. Ne kadar uzun bir süre? Burada da ihtilaf olmuş. Birisi demiş ki Efendimiz'le mesela en azından bir gazveye, bir savaşa katılmış olsa veya bir yolculukta beraber bulunmuş olsa veya işte
birkaç ay, birkaç hafta Efendimiz'in sohbetinde bulunmuş olsa bu yeterli. Dediğim gibi hadisçiler diyorlar ki bunlar gerekmez. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in huzurunda bulunmak, onunla görüşmüş olmak başlı başına bir fazilettir. Bir mazhariyettir. Dolayısıyla 3 sene olmuş, 5 sene olmuş, 20 sene olmuş veya birkaç dakika olmuş, 10-15 dakika olmuş, bir namaz vakti olmuş. Çok fazla fark etmez. O sohbet şerefine nail olmak sahabi sayılmak için yeterli olmalıdır demiş. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bildiğiniz gibi veda hutbesini 100.000'i aşkın sahabiye hitaben irade etmiş. Yani Efendimiz dünya değiştirdiğinde 110.000 belki daha fazla sahabi vardı. Bu muazzam bir rakam. Bu muazzam rakam içerisinde bugün bizim sahabi olduğunu bildiğimiz, bunun da yolları var, nasıl biliriz bir kimsenin sahabi olduğunu. Sahabi olduğunu bildiğimiz kişilerin adedi 10.000'i bulmuyor. Bunun da çeşitli sebepleri var. Niye 10.000'i bulmuyor? Bu kadar muazzam bir rakamdan buraya niye düşmüş bu? Çeşitli sebepleri var. Bu sebeplerin başında Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in terk-i dünya etmesinden sonra biliyorsunuz kitlesel bir irtidat furyası yaşandı. Efendimiz hayattayken onlar sahabiydi. Efendimiz vefat ettikten sonra irtidat ettiler. Dolayısıyla sahabi olma vasfını kaybetti. Artık onlara sahabi denmedi. O 110.000 kişinin içinde bunlar da var. Efendim, o kitlesel irtidat hadisesi çok büyük ölçüde bu 110.000'den fazla rakamın içinden çıkmış insanlardan oluşuyordu. Elbette tamamı bunlar değildi. Bunların dışında da sahabi olma şerefine erişememiş pek çok kabile ve fert bulunuyordu. Bir ikinci sebep, biz sahabileri genellikle rivayetler üzerinden tanıyoruz. Ya kendisi hadis nakletmiştir veya bir mecliste bir sahabi hadis naklettiğinde onun da o mecliste olduğunu belirten bir ifade kullanmıştır. Veya tabiinden birisi bunu belirtmiştir. Falan kişi bana şöyle nakletti, kendisi sahabiydi gibi tabiinden birisinin bir şehadeti vardır. Bu ve benzeri yollarla biz bir kimsenin sahabi olup olmadığını tespit ediyoruz. Eğer böyle bir rivayet bize gelmemişse kişinin sahabi olup olmadığı konusunda herhangi bir bilgi sahibi olma imkanımız kalmıyor. Dolayısıyla o 110 küsur binin 10.000'in altına düşmesinin bir sebebi de bu. Özellikle Medine döneminin son senelerinde Arap Yarımadası'nda çok uzak bölgelerde oturan Araplar kabile kabile, kitle olarak İslam'a girdiler. Ve aralarından bir takım insanları seçip elçi olarak, heyet olarak Efendimiz'e gönderiyorlardı. Onlar Efendimiz'in huzuruna geliyorlar. Orada bir gün, birkaç gün kalıyorlar. Efendimiz'de namaz kılıyorlar. İslam'ın ana esaslarını Efendimiz'den öğreniyorlar. Ondan sonra dönüp kabilelerine geri gidiyorlar. Bunların pek çoğunun adını bilmiyoruz. Bu kabile, bu heyetlerin içerisinde kimler vardı? Tek tek adı sayılmadığı için bilemiyoruz kimler vardı bunların içinde. Rivayetleri yok. Adları anılmıyor. Dolayısıyla haklarında bilgi sahibi değiliz. Şu anlama geliyor bu söylediğim. Elimizde mevcut sahabi listesi kimlerin sahabi olduğunu tespit amacıyla yazılmış kitapların en hacimlisi İbn-i Hacer el-Askalani'nin El-İsabe fi Temyiz-i Sahabe isimli eseri. Bu eseri 3 bölüme ayırmış İbn-i Hacer. Birinci bölümde sahabi oldukları kesin olanlar, rivayeti sabit olanlar
ikinci bölümde sahabi olduğu ve fakat rivayeti var mıdır yok mudur? Sahabi olduğu sabit, rivayeti sabit olmayanlar veya muhtelif olanlar, ihtilaflı olanlar. Üçüncü bölümde de sohbeti sabit olmayanlar. Bunları toplamış. Dolayısıyla bu 10.000 kişinin içinde sohbeti sabit olmayanlar da var. Bunu da düştüğümüzde bu rakam 8.000'lere, 7.000'lere doğru düşüyor. Mevcut sahabi, elimizde hakkında bilgi sahibi olduğumuz sahabiler bunlardan ibaret. Aralarında çok meşhur olanlar var bildiğiniz gibi, ilk 4 halife gibi, ilk Müslümanlar gibi. Sadece bir hadis rivayet etmiş olmakla tanınanlar var. Hatta hiç kendisinden hadis nakledilmiş olmayan sahabiler de var. Bir rivayette bir vesileyle adı geçmiş. Oradan biliyoruz ki böyle bir sahabi vardı ama rivayeti yok. Dolayısıyla sahabe dediğimiz bu grup yeknesak bir grup değil. Kendi aralarında ilimce, takvaca, faziletçe bir hiyerarşi var sahabe arasında. Bu hiyerarşi nasıl olur? Bu konuda yazılmış kitaplar var. Muhtelif hiyerarşiler var. Onlara ilişkin birkaç örnek zikredeyim size. Bir kısım alimler sahabeyi 5 tabakaya ayırmışlar. Demişler ki birincisi Bedir Savaşı'na katılanlar. İkincisi İslam oluşu, İslam'a girişi çok öncelere dayanan ve Habeşistan'a hicret etmiş olanlar. Üçüncüsü Hendek Savaşı'na ve daha sonraki savaşlara iştirak etmiş olanlar. Dördüncüsü Mekke'nin fethinde Müslüman olanlar. Beşincisi de çocuklar. Böyle bir tabakalandırma yapılmış. Meşhur hadis alimi El-Hakim-i Nisaburi, El-Müstedrek sahibi, sahabeyi 12 tabakaya ayırmış. Biraz daha detaylı bir tasnif yapmış. Diyor ki, birinci tabaka Mekke'de Müslüman olanlar. Es-Sabikun el-Evvelun. Bunun başında bunlar yer alıyor. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Abdullah bin Mesud vesaire. Nüfusları yani tam olarak şu rakamdı diyemiyoruz. Çünkü Mekke döneminde sürekli Müslüman olanlar artıyor. Habeşistan'a gidenler var, orada kalanlar var. Tam nüfusları hakkında, sayılar hakkında bir rakam bilmiyoruz. Bedir'de bir rakam çıkarıyor. Hepsi katılmadı. Yani kadınlar var aralarında, yaşlılar var. Bedir'e 300 kişi katılmış. Habeşistan'da da Bedir'de var. Tabii. Dolayısıyla tam net bir rakam söylemek çok mümkün. İkinci tabaka Dar-ı Nedve'de Dar-ı Nedve'de bulunanlar veya Dar-ı Nedve tarafından Müslümanlara baskı yapılmaya başladıktan sonra Müslüman olanlar. Bunlar arasında kimler var? Said bin Zeyd var, Sa'd bin Ebi Vakkas var. Üçüncü tabaka Habeşistan'a hicret edenler. Efendim. Dördüncü tabaka, isimlerine örnekler de var burada, uzatmamak için zikretmiyorum. Dördüncü tabaka, Akabe beyatında Efendimiz'e beyat edenler. Beşinci tabaka, ikinci Akabe beyatında Efendimiz'e beyat edenler. Altıncı tabaka, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in hicreti sürecinde onlar da Efendimiz'in ardından hicret edip Kuba'da ona yetişenler. Medine'ye girmeden önce ona yetişenler. Efendim.
Yedinci tabaka Bedir ehli. Sekizinci tabaka Bedir ve Hudeybiye arasından Medine'ye hicret edenler. Dokuzuncu tabaka Rıdvan Bey adında bulunanlar. Ki biliyorsunuz bunlar hakkında özel ayet var. Birazdan onu okuyacağım inşallah. Onuncu tabaka Hudeybiye ile Mekke'nin fethi arasında Müslüman olanlar. 11. tabaka Mekke'nin fethi günü Müslüman olanlar. 12. tabaka çocuklar. Meşhur Eş'ari kelam alimi Ehl-i Sünnet'in büyük usulüddin imamlarından Ebu Mansur Abdülkahir bin Tahir el-Bağdadi rahimahullah biraz daha geniş bir tabakalandırma yapmış, tasnif yapmış. Orada 17 tabakaya ayırmış sahabeyi, detaylarına girmeyeceğim. Demek ki fazilette sahabenin tamamı bir değil, İslam'a erken girenler diğerlerine göre daha sonraki tabakalarda Bedir'de bulunanlar diğerlerinden daha üstün. Bu şekilde bir tabakalandırma var. Dolayısıyla işte Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye arasında bir savaş oldu. İkisi de sahabi. Ama sahabe olma vasfında ikisi de eşit mi? Hangisi daha eftal diye baktığımızda her bakımdan Hazreti Ali daha eftal. Yani hakkında özel Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in hadisleri var. İslam'a girişi çok erken, hizmetleri çok büyük vesaire. Dolayısıyla evet ikisi de sahabi ama fazilette aralarında farklılık var. Kur'an-ı Kerim'de sahabe konusunda müteaddit ayetler var. Ehl-i Sünnet'in sahabe konusundaki tutumunu belirleyen ayetler. Bunlardan birkaç tane örnek okuyayım. Bakara suresinin 143. ayeti ve kederke cealnakum ümmeten vasatan litekunu şuhedâ alennâsi ve yekûnel resûl aleykum şehîdâ. Müfessirler diyorlar ki böylece biz sizi adil bir ümmet kıldık ki insanlar üzerine şahitler olasınız. Resul de sizin üzerinize şahit olsun. Bu ayet hakkında müfessirler diyorlar ki bu ayet her ne kadar bütün ümmeti ihtiva eder ise de İlk muhatapları sahabe-i kiram olduğu için evliliyetle onları ifade eder. Bu bir tadildir. Cealnâkum ummeten vasata ifadesi, buradaki vasat tabiri adil demektir. Sizi adil bir ümmet kıldık ifadesi en başta sahabe-i kirama hitap eder. Dolayısıyla onların adil olduğunu ifade eder bu ayet-i kerime. Âl-i İmrân suresinin 110. ayeti. Kuntum hayra ummetin uhricet linnâs te'murûne bil ma'rufi ve tenhevne ani'l münkeri ve tu'minûne billah. Bu da Âl-i İmrân 110. Her ne kadar bu da genel olarak ümmete hitap ediyor ise de evleniyette sahabeyi de içine alır. Dolayısıyla ilk adımda sahabe-i kiramın en hayırlı ümmet olduğunu ifade eder. Enfal suresinin 74. ayeti. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ O kimseler ki iman ettiler, hicret ettiler ve Allah yolunda cihat ettiler. وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا Ve o kimseler ki kendilerine sığınanları korudular, barındırdılar. Yani ensar. وَنَصَرُوا ve onlara yardım ettiler. اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا
İşte bunlar gerçek müminlerdir. Lehum mağfiretun ve rızkun kerim. Bunlar için bağışlanma ve bol rızık vardır. Enfal suresinin 74. ayet. Bu konuya doğrudan delalet eden bir ayet. Ve ayette de bir sıralama var, dikkat ederseniz. Öncelikle وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا diyerek muhacirini anlatıyor. Arkasından وَالَّذ۪ينَ آوَوْا وَنَسَرُوا ensar kastediliyor. Sonra da bunların hepsi için اُلَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ bunlar gerçek müminlerdir. Tevbe suresinin 100. ayeti وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ muhacirinden ve ensardan önde geçenler, öne geçenler. وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُهُمْ بِيَحْسَانٍ ve onlara güzelce tabi olanlar radıyallahu anhum ve radu an Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldular. وَعَبْدَ لَهُمْ جَنَّاتٍ ve Allah onlara cennetler hazırladı. تَجْرِي تَحْتَهَا الْاَنْهَارِ altından ırmaklar akan cennetler. خَالِدِينَ ف۪يهَا اَبَدًا onlar orada ebedi kalacaklar. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ işte bu büyük başarı, muvaffakiyettir. Burada da baktığımızda اَسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ onları es-sabikun el-evvelun olarak andı Cenab-ı Hak. İslam'a girişte, İslam'la şereflenmede ve İslam'a hizmette öne geçenler, ön alanlar. Burada Cenab-ı Hak bunları mutlak olarak zikrediyor. Arkasından وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ orada bir ihsan şartı getirdi bakın. Yani muhacirini ve ensarı mutlak olarak aldı. Sonra da onlara güzelce tabi olanlar diye tabi'in arasında bir ayrım yaptı Cenab-ı Hak. Çünkü tabi'in neslini biz sahabe gibi toptan tebliğ edemiyoruz. Aralarında yoldan çıkanlar olmuş, bid'at fırkalara, fikirlere sapanlar olmuş. Onun için tabi'ini sahabe-i kiram gibi toptan tebliğ etmiyoruz, edemiyoruz. Bir ihsan şartı var burada da zaten dikkat ederseniz. Fetih suresinin 18. ayeti لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ يُبَايَعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَ muhakkak ki Allah ağacın altında sana beyat ettiklerinde o müminlerden razı oldu. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ ve onların kalplerinde olanı bildi. فَاَنْزَلَ السَّك۪ينَةَ عَلَيْهِمْ onların üzerine sekinet indirdi. وَاَتَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ve onlara yakın bir fethi nasip olarak yazdı. Burada da çok açık. Hudeybiye Rıdvan Beyatinden bahsediyor ayet-i kerime. Hudeybiye musalahasında ağacın altında Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e beyat verenlerden Cenab-ı Hak razı olduğunu açık bir şekilde ifade ediyor. Fetih Suresinin gene 29. ayeti Muhammedun Resulullahi vellezine ma'ahu eşiddâ'u alel kuffâri ruhamâ'u beynehum Muhammed Allah'ın Resulüdür Aleyhisselatü Vesselam. Onun yanında bulunanlar kafirlere karşı şedid, kendi aralarında merhametlidir. Terahum rukka'an succeden yaptagûne fadlan minallâhi ve rıdvâna onların rükû ve secdede daim olduklarını görürsün. Allah'tan onun fazl-ı keremini ve rızasını istediklerini, aradıklarını görürsün. Simâhum fî vücûhihim min eseri sucûd onların yüzlerinde, onların nişaneleri, belirtileri yüzlerindeki secde izleridir. ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيلِ bu onların
Tevrat'taki ve İncil'deki meseleleridir. Şimdi bu çok enteresan. Arkadaşlar, Cenab-ı Hak sahabe-i kiramı Tevrat'ta ve İncil'de anmış demek ki. Ve böyle bir misalle anmış. Onları yüzlerindeki secde izlerinden tanırsın. Onlar kendi aralarında çok merhametli, küffara karşı şiddet ve onlar peygamberin yanında aleyhissalatü vesselam. Bir nesil ki düşünün, daha evvel geçmiş kitaplarda anılmışlar. O kitapların gönderildiği ümmetlere örnek olarak gösterilmişler, zikredilmişler. Ve Cenab-ı Hak bunu da Kur'an-ı Kerim'de bize haber veriyor. Evet, Kur'an-ı Azimüşşan'da daha birçok ayet-i kerime var. Özelde ve genelde sahabe-i kiramın faziletine delalet eden. Bunlar genelde delalet eden ayetlere örnekler. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den nakledilmiş sahih rivayetlerde de sahabe-i kiramın tebcil edildiğini görüyoruz. Onlar hakkında nasıl bir tutum takınmamız gerektiği konusunda bizi irşad eden, ikaz eden nebevi ifadeler görüyoruz. Bunlardan birinde Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz İmam Buhari ve Müslim tarafından nakledilmiş rahimehumullah şöyle buyuruyor: Hayru ümmeti karni, benim ümmetimin en hayırlısı benim dönemimdir. Benim içinde bulunduğum dönemde yaşayanlardır. Sümmellezine yelûnehum, sonra onları takip edenler, tabi'in. Sümmellezine yelûnehum, sonra onların arkasından gelenler, tebe-i tabi'in. Hadisin sonunda sümme yefşül kezib buyuruyor Efendimiz. Sonra yalan yayılır. Bu son ifade, hadisin sonunda yer alan bu ifade, ümmetin bu ilk üç neslinin aynı zamanda adaletine de delalet eder. Mertebe mertebe, belli bir hiyerarşi içinde, hayr ümmeti karni, ümmetin en hayırlısı Efendimizin döneminde yaşayanlar, yani sahabe. Sümmellezine yelûnehum, sonra onları takip edenler. Demek ki tabi'in tabakasında bir fazilet azalması, derece azalması olacak ki onların arkasından gelenler ikinci sırada zikredilmiş. Ve nihayet tebe-i tabi'in dönemi, orada biraz daha bir çözülme, biraz daha bir gevşeme yaşanacak ki üçüncü sırada onlar zikredilmiş ve onlardan sonra yalan yayılacak. Hanefi uleması bu rivayete dayanarak ilk üç asırda yaşamış ravilerin eğer aleyhlerine bir şey bilinmiyorsa güvenilir olmayacaklarına dair bir ifade, bir tespit, bir tasrihat bilinmiyorsa ilk üç asırda yaşamış ravilerin rivayetlerini güvenilir bulmuşlar. Sebebi de budur. İmam Buhari'nin yine rahimehullah naklettiği bir rivayette Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh şöyle nakletmiş. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz buyurdu ki لَا تَسُبُّ أَصْحَابِي, ashabıma sövmeyin. فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُخُدٍ ذَهَبًا, sizden herhangi birisi Uhud dağı kadar bir altın infak etse مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ, ashabından birisinin bir ölçek veya yarım ölçek infakının sevabına ulaşamaz. Ashab yarım ölçek hurma infak edecek. Onlardan sonra gelen bir kuşak Uhud dağı kadar altın infak edecek. Gene de onların derecesine, sevabına ulaşamayacak. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den daha başka nakledilmiş rivayetler de var sahabe-i kiramın fazileti ve efdaliyeti konusunda. İlgili kaynaklarda bunlar bulunabilir. Onun için bu konuda da sözü çok uzatmayacağım. S-
Sahabe konusunda ileri geri konuşanlar, sahabenin aleyhine bir tutum takınanlar, günümüzde ya da geçmişte ne gerekçeyle yapıyorlar bunu? Herkesin farklı bir gerekçesi var. Mesela Mutezile diyor ki, sahabi olmak, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizle bir süre de olsa birlikte bulunmuş olmak, evet bir başka insanlara nasip olmayan bir mazhariyettir. Bunu kabul ediyoruz. Ama bu bir süre Efendimizle beraber oldu diye biz bu adamın her söylediğine inanacağız, her naklettiği söz doğrudur diyeceğiz. Bu çok mantıklı bir şey değil yani, makul değil bu. Çünkü onlar insan. Yalan da söyleyebilir, yanılabilir de, hata da yapabilir. Sonuçta bunlar insan. Dolayısıyla sahabi dediğimiz kişinin rivayetine, hadisine güvenebilmemiz için bizim onun başkaları tarafından tezkiye edilmiş olması lazım. En azından bir rivayette, birkaç rivayetle sahabi olduğu bilinen kimseler hakkında bu böyledir. İşte sözün başında söyledik, civar kabilelerden heyet olarak gelmişler, Efendimiz de bir gün, iki gün kalmışlar ve dönmüşler. Şimdi bu adam bu bir iki gün içerisinde hayatı %100 dönüştü, efendim, ayakları yerden kesildi, yalan söylemeyi terk etti falan, bunu düşünmek diyorlar çok makul değil. Dolayısıyla bir tezkiye isteriz. Özellikle çok tanınan, bilinen sahabiler dışında kalanlar hakkında böyle bir tezkiye isteriz diyorlar. Biz Ehl-i Sünnet olarak diyoruz ki böyle bir tezkiyeye gerek yok. Çünkü sahabe adildir. Şimdi bu nedir? Bunu birazdan izah edeceğiz inşallah. Şia, özellikle Şia'nın bu konudaki iddiaları biraz daha Zülfiyar'a dokunan iddialar. Burada bir kısmını okuduğumuz ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler ve daha başka bir kısım ayetler ve hadislerden hareketle Şia'nın şöyle bir tespiti var. Diyorlar ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hayattayken ashabım dediği insanlar arasında veya bizim bugün elimize gelmiş kitaplarda adı sahabe listesinde yer alan insanlar arasında münafıklar vardı. Bunlar bir kısmı biliniyordu. Efendimiz söylemişti bazı sahabelere. Bir kısmı bilinmiyordu. Dolayısıyla sahabenin tamamı adildir, udurdur, yalan söylemez vesaire diyorsunuz ama bu çok tutarlı bir şey değil. Çünkü sahabenin arasında böyle insanlar var. Mesela Fetih Suresi'nin 10. ayetinde اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَايَعُونَكَ اِنَّمَا يُبَايَعُونَ اللّٰهَ Sana beyat edenler ancak Allah'a beyat etmiştir. يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْد۪يهِمْ Allah'ın eli onların elinin üzerindedir. Bu da yine tabi Rıdvan beyatıyla ilgili bir ayet. فَمَنْ نَكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ Bundan sonra kim bozarsa bu beyatı, bu bağlılık yeminini bozarsa kendi aleyhine bozmuş olur. وَمَنْ اَنْفَى بِمَا عَهَدَ عَلَيْهِ اللّٰهَ Kim de Allah'a verdiği ahde bağlı kalır ve gereğini yerine getirirse فَسَيُبْتِيهِ اَجْنًا عَظ۪يمًا Allah ona büyük bir ecir verecek. Bakın diyorlar, burada beyat hadisesi zikredildikten sonra Cenab-ı Hak diyor ki, buyuruyor ki فَمَنْ نَكَتَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ Bundan sonra kim bu ahde aykırı davranırsa, bu ahdi bozarsa, demek ki bu ahdi bozanlar var aralarında veya olacak, Allah bunu zikretmiş. Şimdi siz diyorsunuz ki
Fakat radıyallahu anil mu'minine iz yubayyûneke tahteş şecere. Allah ağacın altında sana beyat edenlerden razı oldu. Fakat bunlardan bir kısmı dönecek demek ki bu beyatından. Bozacak bu beyatı ki Cenab-ı Hak burada böyle buyurdu. Bir şeye daha dikkat edin diyorlar. Cenab-ı Hak buyuruyor ki لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِن۪ينَ. Yani Allah bu beyat edenler içerisinde mümin olanlardan razı oldu. Yani bütün insanlardan demiyor Cenab-ı Hak. Sana bu ağacın altında beyat edenlerin hepsinden razı oldum demiyor. Bu ağacın altında sana beyat eden müminlerden razı oldum. Demek ki bunların arasında mümin olmayanlar var. Sizin işte bu ağacın altında beyat edenlerin tamamından Allah razı oldu şeklindeki ifadeniz doğru değil. Ayet-i Kerime'nin ifadesine aykırı düşüyor. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den nakledilmiş Buhari, Müslim başta olmak üzere hemen her hadis kitabında güvenilir, her kaynakta yer alan bir rivayet. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki işte insanlar haşrolunacak, diriltilecek efendim. İşte çıplak olarak diriltilecekler. İlk giydirilecek olan kişi İbrahim Halilullah'tır. Arkasından şöyle buyuruyor. وَاِنَّ اُنَاسًا مِنْ اَصْحَابِ يُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. Ashabından bazı kimseler alınıp sağ sol tarafa doğru götürülecek. فَاَقُولُ اَصْحَابِ اَصْحَابِ. Ben o zaman diyeceğim ki ashabım bunlar benim ashabım. Nereye götürüyorsunuz? فَيَقُولُ. Der ki melek veya Cenab-ı Hak hitap eder ki اِنَّهُمْ لَمْ يَزَارُوا مُرْتَدِّينَ عَلَىٰ اَقَابِهِمْ. Onlar senden sonra irtidat edip dinden çıkmaya, topukları üzerine gerisin geri dönmeye devam ettiler. Hatta bir başka varyantında sen bunların senden sonra neler ettiğini, neler ortaya koyduğunu bilmiyorsun. Efendimiz'e böyle hitap edilecek. Bu sahih bir rivayet. Bakın işte diyorlar, siz ashabsınız. Burada Peygamber Efendimiz onları ashab biliyormuş. Fakat daha sonra öyle bir hal olacak ki demek ki bunlar irtidat edecek, sahabi olma vasfını bırakın, mümin olma vasfını kaybedecekler. Ama Efendimizin bundan haberi olmayacak tabii. Ahirette onları görünce bunlar benim ashabım, bunları götürmeyin diyecek ama Efendimiz'e denecek ki sen bunların senden sonra neler ettiğini, neler ihdas ettiğini bilmiyorsun. Bunlar senden sonra irtidat ettiler. Bu ve benzeri gene bundan ibaret değil. Örnek olarak burada zikrettim bunları. Bir kısım ayetlerden bu hadislerden hareketle Şia diyor ki arkadaş sizin sahabi dediğiniz insanlar böyle sütten çıkmış ak kaşık değil. Aralarında irtidat edenler var, efendim, fasık olanlar var, facir olanlar var. Dolayısıyla sahabenin tamamı adildir, adalet sahibidir, udurdur şeklindeki bu genellemesinin, ehl-i sünnetin bu genellemesinin Kur'an'dan ve sünnetten çok daha güçlü delillere sahip olduğunu söylemek mümkün değil. Tabi Şia'nın burada bu delillerden böyle netice çıkarırken bu işin arka planında bir ön kabulleri var. O ön kabulleri de şu, diyorlar ki imamet nübüvvetten ayrılmaz. Nübüvvet nasıl vazgeçilmez bir misyonsa, nasıl vazgeçilmez bir itikat ilkesi ise, nasıl insanlar için hüccetse peygamberler ve onların tebligatı, imamlar da böyledir. İmamet ve nübüvvet birbirinden ayrılmaz.
Hatta burada size okumuştum zannediyorum. Hüveyni bir kitabında diyor ki açıkça Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor peygamber olarak görevlendirilip tebliğe başladığı ilk günden itibaren imamet inancını insanların arasında yerleştirmeye çalışmış. Yani nübüvvetle imamet, imamiyeye göre, şiaya göre daha doğrusu birbirinden ayrılmaz, birbirinin devamıdır. Allah nasıl insanlara hiç peygambersiz bırakmamış, aynı zamanda imamsız da bırakmaz. Yeryüzünde insanların üzerine imamsız bir gün dahi geçmesi caiz değil diyorlar. Onlar Allah'ın büccetidir. Dolayısıyla Allah insanları onlar vasıtasıyla hidayete getiriyor. Şimdi imamet böyle olunca sahabe de özellikle hilafet meselesinde Hazreti Ali'ye değil de Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman'a beyat edince işte bu başlı başına ekberi kebaildir Şia nazarında. Günahların en büyüğüdür. Siz böyle temel bir hakikati çiğnediniz. Efendim, Hazreti Ali'nin ve evladının hakkı olan imameti gasp ettiniz. Bir de onlara zulmettiniz. Efendim, dolayısıyla bu affedilmez bir cezadır. Zaten sizden de bu beklenirdi. Çünkü siz zaten mürted olduğunuz da böyle yaptınız. Mürted olmasaydınız böyle yapmazdınız. Allah Resulü'nün emanetine, tebligatına hakkıyla sahip çıksaydınız, onun size vesvasi olarak, veli olarak, imam olarak bütün ömrü boyunca tavsiye ettiği, emrettiği Ali'ye bu zulmü yapmazdınız. Ondan sonra Fatıma'ya bu zulmü yapmazdınız. Ondan sonra evladına bu zulmü yapmazdınız. Şimdi senaryo böyle yazılınca bakıyorsunuz ki işte Kerbela'da bir yere oturuyor. Ondan sonra Hazreti Hasan'ın hilafeti devrinde bir yere oturuyor. Ondan sonraki Ehl-i Beyt imamları dedikleri imamların takiyyeye başvurması, kendini gizlemesi, çift kimlikli dolaşması vesairesi iddiası da bir yere oturuyor. Çünkü karşılarında muazzam bir güç var. Başından beri bunlara düşmanlık üzerine kilitlenmiş, başka bir gayeleri yok. Bütün dertleri başları Ehl-i Beyt'ten bu hakkı gasp etmek ve Ehl-i Beyt'e zulmetmek. Böyle olunca tarih yeniden kurgulanıyor, yeni baştan yazılıyor. Sahabe-i kiram da burada böyle bir yere oturtuluyor. Ön kabul bu olunca bu ayetlerden ve bu hadislerden çıkardıkları hükümler de otomatik olarak şekilleniyor zaten. Bu ön kabulü esas aldığınızda, bunu bir itikat ilkesi olarak benimsediğinizde Kur'an ve sünnette arasanız bulursunuz sahabe-i kirama hitap eden ayetleri, sahabeyi tenkit eden hadisleri bulursunuz. Ve bunları bulduğunuzda da zaten onlar öyleydi ki burada da böyle oldu dersiniz. Fakat unutulan bir şey var. Kur'an-ı Kerim'de ve sünnet-i seniyyede sahabe-i kiramın bir kısmına, bir kısım konjonktürel sebeplerle, bir kısım sert ifadelerin yönelmiş olması onların sahabi olma vasfını, faziletini ortadan kaldırmaz. Bununla çelişki teşkil etmez. Çünkü biz diyoruz ki sahabe insandır. Sahabe udüldür derken, adalet sahibidir derken, sahabe melektir demiyoruz. Sahabe masumdur demiyoruz. Sahabe insandır, beşerdir. Hata yapar, yanlış yapar, günah işler. Bunlar insan. Sizin masum imamlarınız gibi masum değil bunlar yani. Ha, o zaman sahabenin adil olması ne demek? Sahabe Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e yalan isnat etmez. Ondan bize bir şey naklettiğinde güvenilirdir. Bize Kur'an ve sünnet naklettiğinde güvenilirdir. Yalan söylemez demek. Dolayısıyla biz sahabe-i kiram hakkındaki bu tasavvurumuzu ısrarla, hassasiyetle müdafaa ettikçe Şia özellikle günümüzde bu hassasiyeti kaşımaya devam ediyor. Bir kısım gençler nazarında özellikle sahabe
simasını, sahabe fotoğrafını karalamaya, zedelemeye, gözden düşürmeye son derece büyük gayretler sarf ediyor. Ve bu konuda yazılmış müstakil kitapları var. Tefsirlerinde, hadis kitaplarında, akide kitaplarında vesairede sahabeyle ilgili olumsuz ifadelerin yer alması yanında bununla ilgili özel yazılmış kitapları var. Sahabenin adaleti meselesi. Tek tek her bir sahabi hakkında, hatta büyük sahabilerden Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Ebu Hureyre, Hazreti Ayşe radıyallahu anh ve ecmain, bunlar hakkında özel kitaplar yazıyorlar. Efendim, bir kısım ayetleri tevil ederek, eğip bükerek, bir kısım hadisleri aynı burada olduğu gibi eğip bükerek ve daha önemlisi hadis uydurarak. Böyle de bir hakikat var. Şimdi açın rivayet kitaplarını, bakın Şia'nın sahabe aleyhine o kadar korkunç rivayetler var ki bu rivayetleri din diye sarılırsa bir adam, din diye inanırsa onun sahabe konusunda müstakim durması, adil durması, mutedil durması mümkün değil. Dolayısıyla özellikle günümüzde bir kısım modernistlerin ve Şiilerin. Hocam öyle bir kitap elime geçti benim, okudum kitabı. Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve gene başka sahabelerle ilgili bütün niyet okumayla yaptıkları her şeyi yorumlamışlar. Mesela işte Hazreti Ömer Müslüman olmuş, aslında niyeti böyleymiş. İşte hepsini açıklıyor, evet. Her birine bir şey buluyor. Yani bizim hüsnü zanla baktığımız her şeye kalplerini açıp yarar gibi son kendilerini de izah edemediği, işte diyor ki işte belki şeyi izahta biraz zorlanabiliriz ama Peygamberin Hazreti Ebubekir'le birlikte hicret etmesini, o da diyor şey olmuştur diyor, Peygamber tabiri caizse komtürfede kalmıştır. İstemediği halde bu, Hazreti Ebubekir bir anda orada karşısına çıkınca onu da yanına almak zorunda kalmıştır. Aslında istemiyor. Bütün hayatı vahiy kontrolünde olan bu sefer Peygamber Efendimiz'e de iftira atma. Tabii ki. İyi de göze alarak onu da o şekilde o kısmı da öyle yuvarlamışlar ama inanılmaz hakaret. Evet. İmam Malik'ten nakledilen bir söz var. Size. Onu okuyayım. O gerçekten çok hikmetli bir söz arkadaşlar. Burada onu bir bulup okuyayım. Süremiz de daralıyor. Geleceğiz ona. Bu dersle yetinmeyeceğiz. Bir ders daha yapacağız inşallah. Önümüzdeki derste de bu konudaki şüpheleri, sahabe konusundaki tek tek şüpheleri masaya yatıracağız inşallah. Yani bu vesileyle sizin de duyduğunuz, haberdar olduğunuz vesaire sahabe konusunda şeyler varsa, tenkitler, şüpheler, soru işaretleri varsa onları da önümüzdeki hafta şey yaparsanız, burada gündeme getirirseniz değerlendirelim. İmam Malik şöyle diyor, sahabeye taan edenler, sahabeye hakaret edenler hakkında diyor ki اِنَّمَا هَوْلَاءِ اَقْوَامٌ Bunlar bir topluluktur ki اَرَادُوا الْقَدْحَ فِي النَّبِيِّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Bunlar aslında Efendimiz'i tenkis etmeyi murad ediyorlar. Kasıtları budur. Efendimiz'e taan etmek. Asıl maksatları budur. فَلَمْ يُمْكِرْهُمْ ذَٰلِكِ Bunu doğrudan doğruya yapamıyorlar. Buna imkan bulamıyorlar. فَقَدَحُوا فِي أَصْحَابِهِ Ashabına taan etmeye yöneliyorlar ki hatta يُقَالُوا şöyle densin رَجُلُمْ سُوُ Efendimiz kötü bir adamdır. Bu densin. Niye böyle? وَلَوْ كَانَ رَجُلًا صَالِحًا Eğer o salih bir insan olsaydı, iyi bir insan olsaydı, لَكَانَ أَصْحَابُهُ صَالِحِي Ashabı da salih kimseler olur. Yani bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim meselesi. Şimdi bu öyle bir noktaya varıyor ki bu,
özellikle Şia'nın çizdiği peygamber portresinde aleyhissalatü vesselam böyle aciz, çok da işi toparlayamayan sahabenin kendisine yaptığı şeylere karşı kendisini savunmaktan aciz bir adam portresi çıkıyor ortaya. Hazreti Ayşe hakkında yazdıkları şeyler var. Diyorlar ki Ayşe peygambere eziyet etmekten bize kalır. İşte hani malum Efendimiz namaz kılarken Hazreti Ayşe validemiz özel durumunda yatıyormuş da sabah namazının sünnetini kılarken Efendimiz secdeye giderken onun ayağı secde yerine geliyormuş, dokunuyormuş, ayağını çekiyormuş Hazreti Ayşe. Efendimiz secde edince tekrar uzatıyormuş. İşte diyorlar bakın bunu kim yapar? Demek ki bu kadın Hazreti Peygamber'e eziyet etmekten bir zevk alıyordu. Şimdi burada Hazreti Ayşe'ye tanedeyim derken aslında Efendimiz'e tanediyor. Ya birisi sana böyle yapsa, senin hanımın sana böyle yapsa eziyet etmek için sen bunu kabul eder misin? Bu nasıl bir haşa acziyettir? Bir de niyeti öyleyse vahiy kontrolü edersin. Nasıl bir meskenettir? Tabii. Hazreti Ebubekir konusunda da diyorlar ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam aslında o hicret için gizli çıktı ya Mekke'den. Benden sonra benim arkamda kalır, bu müşriklere benim hicretimi haber verir. Bunun ne yapacağı belli olmaz diye işi garantiye almak için yapacaktır. Yani buraya kadar gidiyor iş. Dolayısıyla İmam Malik'in bu tespiti son derece isabetli. Sahabeye tam ucu Efendimiz'e dokunan bir hastalıktır, bir arızadır. Yok ben sahabeye tane ediyorum, Efendimiz'e tane etmiyorum dese bile bir kimse ucu mutlaka oraya dokunur. Efendim, bu hatta öyle bir hastalık ki burada okumuş muydum size bilmiyorum onu. Yani sahabe-i kiram hakkındaki bu hastalıklı algı Efendimiz'i tenkisten de ileri geçiyor, Cenab-ı Hakk'a kadar uzanıyor. Feda. Şeyde, takiyye meselesinde, bakın. Çok ibretamiz bir şey gerçekten. Şimdi onların Hazreti Ali ile ilgili, Hazreti Ali'nin faziletleri ile ilgili çok şeyleri var tabii. Üzerinde ısrarla duruyorlar. اِنَّمَا بَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا Maide suresinin 55. ayeti. Sizin veliniz ancak Allah'tır, Resulüdür. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا ve iman eden kimselerdir. اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ve kimseler ki namazı kılarlar. وَيُقْتُونَ الزَّكَاةَ zekatı verirler. وَهُمْ رَاكِعُونَ ve onlar rükû ederler. Şimdi Arapça bir gramer kaidesi burada işletiliyor. Bu vehum rakiun cümlesi Arapça bir gramer kaidesi gereği hal cümlesi olarak anlaşılabilir. Yani şöyle olur. O kimseler ki namazı kılarlar ve rükû halindeyken zekatı verirler. Böyle anlaşılabilir bu ayet. Bu kimdi diyorlar? Bu Ali'ydi işte. Mescitte bir gün namaz kılıyordu. Mescide bir dilenci girdi. Dileniyordu adam. Ali de o esnada tam rüküye varmıştı. Dilenci bir şey isteyen bir adamın olduğunu, içeri girdiğini fark edince elini uzattı. Parmağında yüzük vardı. Dilenci o yüzüğü aldı işte. Rükü halinde zekat verdi. Rükü halinde nasıl bakıyor der ama adamı bildiği gibi. Ya şimdi bunun neresini düzeltelim? Hani adam demiş ya bu işte Harun değildi, İsmail'di, keçi değildi, koçtu bilmem ne filan. Bunun neresini düzeltelim yani? Şimdi bu bir kere çoğul yani. Ayette çoğul geliyor. O kimseler ki namazı kılarlar, zekatı verirler ve rükû ederler.
Şimdi bu niye çoğul geldi burada? Hazreti Ali'den bahsediyorsa bu. Çünkü ayetin başında innama veliyyukum buyuruyor. Sizin veliniz, hani velayetten bahsediliyor ya, bu Ali olmalı diyorlar. Ondan sonra ayeti şimdi nasıl bir eğecekler, bükecekler ki bu Hazreti Ali'ye delalet etsin. Ayetin ifadesi çoğul. Niye çoğul geldi burada? Eğer Hazreti Ali'den bahsediyor ise doğrudan doğruya vellezî âmene diye gelmesi lazım. Vellezîne âmenu deyince çoğul oluyor birden fazla kimse. Yani üçten üç veya daha fazla kimse en az tabii. Çoğulun asgari sınırı bu Arapçada. Diyorlar ki bu tabi Şii müfessirleri çok yoruyor yani. Niye bu çoğul geldi bu ifade? Her biri bir şey söylüyor. Bu Abdülhüseyin Şerefiddin diye bir şey var. Ebu Hureyre radıyallahu aleyhine de bir kitabı var bu adamın. Diyor ki قُلْتُ عَنْدِ فِي دَلِكَ نُكْتَ اَلْتَفْ وَاَدَقْ. Bu ayette niye çoğul geldi bu ifade? Bu konuda bende diyor, benim bir tespitim var. Daha latif, daha tatlı ve daha dakik bir tespitim var diyor. bu ibare niye tekil gelmedi de çoğul geldi? Diyor ki Allah Teala diyor bu ayetin indiği dönemde sahabe denen o toplum arasında münafıklar var, hasetçiler var, şunlar var, bunlar var. Efendim la yutikuna en yesmauha bi sibatil gufran. Eğer burada Hazreti Ali tekil olarak zikredilseydi onlar böyle bir ayetin inmesine tahammül edemezler. Buna takatleri yetmezdi, bunu kaldıramazlardı. İz la yabqa lahu hina izin matma'un fi tenbih. O zaman diyor onlar için tüm kapılar kapanıyor yani. Ali doğrudan doğruya burada zikredildiğinde bunlar çileden çıkacak. Efendim, Hazreti Ali ile ilgili artık tan edip dokunabilecekleri bir şey kalmayacak. Ayette doğrudan zikredildiği için. وَلَا مُلْتَمَسُونَ فِي التَّضْلِيلِ فَيَكُونُ مِنْهُمْ بِسَبَبِ بَأْسِهِمْ حِينَ اِذٍ مَا تُخْشَى عَوَاقِبُهُ. Onun için eğer bu tekil sigasıyla inseydi, gelecekten bu Hazreti Ali'nin ve Ehl-i Beyti'nin geleceğinden bir endişe hasıl olacaktı diyor. Bu, onlar hemen burada bir şey yapıp Ali'yi ve Ehl-i Beyti'ni öldüreceklerdi yani. Bu demeye geliyor. فَجَاءَتِ الْآيَةُ بِسِغَةِ الْجَمْعِ مَعَ كَوْنِهَا لِلْمُفْرَدْ. Aslında kastedilen tek kişi olduğu halde burada çoğul geldi. Nasıl oldu bu? اِتِّقَاءً مِنْ مَعَرَّةِ. Allah onların zararlarından takiyye etti, kaçındı, çekindi. Onun için tekil yerine çoğul dedi. Şimdi yani sözün bittiği yer bu. Siz inancınızı önce kurguluyorsunuz, bir inanç ortaya koyuyorsunuz, onu mutlaklaştırıyorsunuz. Onun ucu peygambere de varsa önemli değil, hatta yaradana da varsa önemli değil. Önemli olan sizin bu inancınız, itikadınız, kendi kurgunuzdur. Dolayısıyla bu arıza nereden çıkıyor, niye onlar sahabe hakkında bu türlü şeyleri söylüyor dediğimizde, yani işin o ikinci, üçüncü derece detay tartışmalarını bir kenara bıraktığımızda işin merkezinde böyle arızalı bir iman var, inanç var, itikat var. İnşallah önümüzdeki ders bununla ilgili Şia'nın iddialarını tek tek ayetten, hadisten delillerini tek tek ele alıp burada inşallah konuşacağız, tartışacağız.